Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Programımıza Yüksel Bey başvurdu. Yüksel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Hamdolsun ben de iyiyim. Yüksel Bey programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Evet, programınızı ben severek izliyorum. Teşekkürler. Eski eşimden bir şans diliyorum. 8 yıl ben hapis yattım. O yüzden eski eşimden bir şans istiyorum. Yeniden bir yuva kurmak istiyorum. Bu konuda sizin yardımınıza ihtiyacım var. İnşallah yardımcı olacağız Yüksel Bey. Eski eşim dediniz, eşinizle boşandınız mı? Evet, ben hapisteyken boşandım. Hapisteyken boşandınız. Evet. İsmi ne eşinizin? Belma. Belma Hanım. 8 yıl evvel. Ne oldu 8 yıl evvel Yüksel Bey? Neden boşandınız eşinizden? Talihsiz bir kaza geçirdim ben. Söylemesi bile zor. Ben oğlumun ölümüne sebebiyet. Nasıl yani? Arabayla vurdum. Oğlunuza? Evet. Arabayla vurdunuz. Yani ben... Çok zor da bir Yüksel Bey, bir anlatabilir miyiz? Ya ben şehir içinde toptancılık yapıyorum. Arabamla sürekli hareket halindeyim. O gün eşim... İkinci çocuğumuza hamileydi. Evde bir şeyler istemişti. Ben aldım, topaladım. İstedikleri. Bir de erik istemişti. Aş eriyor. Gittim. Eve gidecektim işte. Okulda... Okul bizim eve yakındı. Tam trafik ışıklarında geçim derken birden arabayla çocukların arasına daldım. Çocukların arasına daldınız. Evet. Okul çıkışı. Tam sarı yanarken ben birdenbire şaşırdım işte, şuurum kapandı. Birdenbire daldım. 3 tane çocuk, her biri bir tarafa fırladı. Sonra o şokla... öyle çıkalım. İndiniz tabii araçta. İnmeye çalıştım. Sağdakilerden... herkes üstüme işte trafik magandası deyip. O çocuklara bakmaya çalıştım. Bir de baktım benim çocuğum. Anam. Anıl'a vurmuştu. Özür dilerim, kusura bakmayın. Olur mu? Kusur ne ya? Ambulans geldi işte. Aldık, hastaneye gittik. Siz yani kendi çocuğunuza vurduğunuzu gördünüz tabii orada. Ama tabii ki şu an ben de saçma bir şey olacaktı. Çarparken görmediniz ama değil mi? Hani bir, hayır, görmedim o an. Öyle daldım dediniz çocuklar. Daldım çocuklar. Başka çocuk da var mıydı başka orada? Başka 3 tane çocuk vardı. Sonra hastane. Bir baktım benim çocuğum... evlat acısı ya Ayşegül Hanım. Hastane. Allah kimseye vermez. Yavru orada...
Öyle mi? Ay amin, amin. Sonra apar topar can havliyle biz hastaneye götürdük. Yıkılmıştım ben zaten. Öbür çocuklar da hastaneye, onları da getirdiler. Evladınız? Orada rahmetli oldu. Ay çok zor. Allah rahmet eylesin, gani gani, melek. Melek. Peki... evladınız orada rahmetli oldu. Siz bittiniz zaten. O diğer çocuklarda bir şey oldu mu? O çocuklar... bir tanesi biraz komada kaldı. İkisi de çok şükür bir şey olmadı. Bir tanesi de hafif sıyrıklar işte. Allah'tan bir şey olmadı onlara. Onların canı kurtuldu en azından. Eşiniz hamileydi bir de bu arada. İkinci evet. Çocuğunuza. 7 aylık hamileydi. 7 aylık. Evet. Nasıl haberi oldu Belma Hanım'ın? Kara haber tez duyulur zaten. Bir baktım gelmiş. Hiç yüzüme bile bakmadı. Konuşmaya çalıştım. Hiç dinlemedi beni. En son döndü. Bana dedi ki sen katilsin dedi. O hepten yıktı beni zaten. Sonra sizden şikayetçi olundu tabii ki. Evet hemen polise dedi götürün dedi. Cezası neyse çeksin dedi. Eşiniz de mi şikayetçi oldu? Evet kabaca. Hiç oralı olmadı, polislere götürün dedi. Polisler zaten o an aldılar, götürdüler işte. 8 yıl yattım. 8 yıl. Serbest denetimlik yasasından faydalanarak çıktım. 800 yıl yatsanız ne olur ki? Aynen. Sizdeki o vicdan azabı, şu an ben onu gözlerinizde görüyorum zaten. İster miydiniz siz de böyle bir şey olsun ya?